Hazır mıyız gençler? Başladık mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hap video çekeceğim. Hap video nedir? Hap video günlük hayatta sürekli karşılaştığınız ama tam anlamıyla tam verim alarak yapamadığınız şeyleri basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Bugünkü konu güzeller güzeli hanımefendi. Bu nedir? Güzel bir tavuk. Neden bugün size tavuk kesmeyi öğreteceğim? Neden? Güzel soru. Et fiyatları biliyorsunuz aldı başını gitti. Yani hepimiz buna muhtaç kaldık. Ama şikayetçi miyim? Değilim. Tavuk son derece güzel bir besin. Ben de bugün size son derece verimli ve hızlı bir şekilde tavuğu nasıl doğrarsınız bunu göstereceğim. Görüşmek üzere. Ne orada duruyorsun? Gel sen de öğren. Kamir. Allah'ım yazık. Ne işkenceler çektirmişler şuna bak. İple bağlamışlardı. Önce butlarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya 1 ve 2 şeklinde hızlı bir şekilde 2 bıçak darbesi alıyoruz zaten. Vefat etti çoktan. Sonra hemen hızlıca kanatlarını alıyoruz. Gördüğünüz üzere yani tavuk bayağı bereketli bir yemek. Rahat 6-7 tane yemek çıkarırsınız. Burada bunun kıkırdağı var. O kıkırdağı yakalamanız çok önemli. Look this. O kıkırdaktan girdikten sonra yavaşça dışa doğru çıkacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ve karşınızda gördüğünüz parçası. Diğer parçaya gelirsek yine aynı şekilde kıkırdağı paralel bir şekilde bıçağımızı aşağı doğru indiriyoruz. Ve dış tarafa doğru yavaş bıçak darbeleriyle gidiyoruz. Hadi bakalım şu küçük kanatları da alayım. Bunlar da kedilerin hakkı. Doğrama işlemi bu kadar. Bundan sonraki aşamada size bunlarla ilgili neler yaparsınız? Kısaca onları tarif edeceğim. Tavukları parça parça ayırdım. Şimdi nelerde kullanacağım onları söyleyeyim size. Burada tavuk kanatlarımız var ve göğüsten çıkan iki parça küçük göğüs parçamız var. Bunu ızgara şeklinde yapabilirsiniz. Yanına brokoli, sebze ve benzeri bir de pilav, bir öğününüz çok rahat çıkar. Buraya da iki tane tavuk göğsünü koyuyorum. Bu tavuk göğüsleriyle de birisini dondurup sonra dondurduktan sonra alıp ince ince kesip baharatlandırıp tavuk döner şeklinde kullanabilirsiniz. Diğerini de patlıcan közleyip beşamel sos ve karıştırarak hünkar blendi yapabilirsiniz. Et yerine tavukla yapabilirsiniz. Gayet güzel olur. Tavuk budu arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ya. İster fırına atın, ister güveç yapın. Güzel bir yemek olur. Şimdi buradaki arkadaşları, arkadaş demeye bin şahit ister, gerçi neyse. Bunları da tabii ki de çöpe atmayacağız. Bunları buraya koyuyorum. Bunları birazdan haşlamaya atacağım. Haşladıktan sonra etlerini seçeceğim ve Yozgatlılar, Afyonlular kızabilir, Yozgatlılar pek sever. Arabaşı çorbası yapacağım bunlarda. Buradan bir iki parça et ilave ederim. Yani iki kişinin doyabileceği çok rahat bir arabaşı çorbası çıkar. Geri kalan parçaları da atmıyoruz. Buraya koyuyoruz ve kemik haşlandıktan sonra kemiğin geri kalan parçalarını da buraya ilave ediyoruz. Reci'den gelen bilgiye göre burada kedi yok arkadaşlar. Biraz Allah'ım ya çok lüks oldu ama tilkilere vereceğiz arkadaşlar bunları da. Tilkiler de doyacak. Kısaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tavuktan tam tamına 7 öğün yemek çıkacak. İşte budur verimlilik. Yani verimlilik budur arkadaşlar. Ve bu tavuğu sadece 2 pound'a aldım.
2 pound'a tilkiyi de sayarsak 7 öğün kişiyi doyuracağız. Beni izlemeye devam edin. Parmağı gösterince hemen durdurdu videoyu. Neyse yakında tanışacaksınız kameramanla. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle büyüyecek bu kanal. İlerleyen güzel günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.